Remode Movia'nın açılımı çok kolay. Türkiye'nin en büyük ve en iyisiyiz. Biz sadece lüks bahçe salıncakları üretiyoruz. Şirketimizin bütün modellerini ben tasarlarım. Çok da keyif alırım. Üretim benim en mutlu olduğum alan. Baba mesleği. Annem mısır kaynatırdı. Sepete kordum. Çarşıya gider onları satardım. Böyle çok seyahat satıcı yoktu o dönemlerde. Hayatı, ailesini ve kendi hayatı hep üretimle, üretmekle geçmiş. Derslerinde çok başarılı bir öğrenci değildim. İyi de para kazanıyordum. Ailemiz kıt geçinen bir aileydik. Zorluk, ekonomik sıkıntılar vardı. Üretime benim merakım vardır. 38 tane patentli tasarımım var bahçe mobilyalarında. Yeni bir şey yapmak, yeni bir model tasarlamak beni çok heyecanlandırır. Çünkü sanayi ekonomi demek, istihdam demek, nüfus demek. Eşim Müzen Hanım'la evlenmek benim için bir kırılma noktasıydı. İş hayatıma, özel hayatıma büyük katkıları vardır. Sağ olsun. Rıfat Pehlivan 1963 Trabzon doğumlu. Karadenizli bir aileden Çanakkale'ye 3-4 yaşlarında göç etmiş. Hayatı, ailesini ve kendi hayatı hep üretimle, üretmekle geçmiş. Bir Karadeniz kökenli ama Çanakkale'li bir iş adamıdır. O dönemlerde tabii biraz Karadenizli birinin Çanakkale'de yurt edinmesi ya da yaşamaya çalışması küçük de olsa ufak kültürel sorunlar yaşıyordu. Ama ilerleyen zamanda Çanakkale'de yaşamanın çok keyifli, çok güzel insanlarla birlikte olmak bizi mutlu etti. Uyum sağladık. Gayet de iyi bir hayatımız oldu Çanakkale'de. Derslerinde çok başarılı bir öğrenci değildim ama meraklı bir öğrenciydim. O merakımdan dolayı öğretmenlerimden övgüler alıyordum. Ama malum ülkemizdeki o dönemde, bu dönem daha da fazla olmakla beraber sınav başarısıyla değerlendirildiği için eğitim çok uzun sürmedi. Daha çok üretmek, bir şeyleri keşfetmek, bir şeyler denemek, yapmak benim en büyük tutkum. Hala da öyle. Valla çok küçük yaşlarda, ortaokul yaz dönemlerinde annem mısır kaynatırdı. Sepete kordum. Çarşıya gider onları satardım. Böyle çok seyahat satıcı yoktu o dönemlerde. Kaynattığım bütün mısırları da satardım. Hani sayısını çok hatırlamıyorum ama işte o yaşta bir çocuğun taşıyabileceği kadar bu işi yapardım ben. İyi de para kazanırdım ben. Ama sattığımı, esnafla olan ilişkimi, o parayı eve anneme getirdiğimdeki mutluluğumu hiç unutamam. Ailemiz kıt geçinen bir aileydik. Zorluk, ekonomik sıkıntılar vardı. Ve o aileye bir ufacık da olsa bir katkı sağlamak benim özgüvenimi, benim hayatımı, mutluluğumun tarifi olamaz yani. Bugün ona bir karşılık bulamam. Ben bu seyahat satıcılık piyasasına girince Çanakkale şehir merkezinde eskiden toptancı hali vardı. Sebze toptancı hali ama küçücük bir yer. 8-10 tane dükkan vardı içinde. Oradan birinden iş buldum. Bir 6 ay da orada çalıştım. Sonra babamı ikna ettim kendime 4 tekerlekli bir araba yaptırdım. Bunu yaptırdığım da 14-15 yaşındaydım. O arabayla işi biraz daha geliştirdim. Daha fazla işte sebze, meyve koyup sattım. Sonra benim bir akrabam Avusturya'dan Türkiye'ye geldi. Babam da iyi bir sanatkar olduğu için birlikte onunla ahşap meyve kasaları ve benzeri palet falan bu tip ürünler üretilen bir küçük tesis açtılar. Bu iş bana daha şey geldi. Benim hayallerime ya da becerilerime yatkınlığım daha fazla oldu. Oradan şu anki meslek hayatıma ve üretime oradan başladım. İlk ürettiğim ürün ahşap sektörüne girdiğim zaman mahalle arasında olan atölyemizden bizden mahalle sakinleri hamam iskemlesi istediler. Banyoda kullanmak ve dışarıda oturmak için. Ben çocukken onlardan çok miktarda yapıp harçlıklarımı çıkarmışım. Babam da bir şey yaptığım zaman aferin çok güzel yaptın dediğinde ben daha da meraklanıp daha da geliştirmeye çalışıyordum mesleğimi. Bu hissettiğim zamanlarda işte bu 15 yaşıyla 20, 22, 25 yaşlarına kadar zaten 25 yaşından sonra ben kendi iş yerimi açtım.
İlk marangoz atölyemi. Baba mesleği, babam sağ olsun yani çok sanatkar bir adam da fakat az da biraz da tembelliği vardı. Tembellik bu arada iyidir, çok yaratıcıydı. Yani bir şeyin üzerinde sürekli durmak yerine onu en kolay daha nasıl yapabilirim? Bir aparatta daha seri nasıl üretebilirim? O yetenekleri de babamdan aldık. Dolayısıyla ben de bu işi daha çok büyütmek, daha çok para kazanmak gibi bir hevesle o yaşta başladık ve ondan sonra devam etti. Bu yaşa kadar da devam ediyor. Türk Patent Enstitüsü'nden tasarım patenti, 38 tane patentli tasarımım var bahçe mobilyalarında. Özellikle lüks ahşap bahçe salıncakları konusunda Türkiye'nin en büyük ve en iyisiyiz. Bu yurt dışı için de böyle geçerlidir. Üretime benim merakım vardır. Siyasi görüşüm de, dünya görüşüm de üretmekten insanların doğru, sağlıklı, ürün üretme, üretime katkı sağlaması gerektiğine inanırım. Dolayısıyla beni heyecanlandıran üretim, yeni bir şey yapmak, yeni bir model tasarlamak beni çok heyecanlandırır. Şu anda ürettiğimiz ürünler dahil olmak üzere 38 tane patentli tasarımı bana ait olan ürün vardır. Şirketimizin bütün modellerini ben tasarlarım. Çok da keyif alırım. Üretim işin tüccarlık kısmından daha fazla becerdiğim ya da sevdiğim alanıdır. Pemode Mobilya, Türkiye'de gelişmiş olan ahşap sektöründe dış mekan mobilya konusunda uzmanlaşmaya çalışan ya da dış mobilyada lüks bahçe salıncakları konusunda uzmanlaşmış, bu konuya fokuslanmış bir firmadır. Biz sadece lüks bahçe salıncakları üretiyoruz ve bu ürettiğimiz salıncakların %20'sini yurt içine, %80'ini başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyaya satıyoruz. Pemode Mobilya böyle bir yerdir. Şu an mevcut iş yeri %30 gibi bir kapasiteyle ancak pazar bulabilmekte. Bunu 2024 yılında %50-60 gibi bir seviyelere çıkarmak amacımız bu. Pemode Mobilya'nın açılımı çok kolay. Pehlivanın P'si, Mobilya'nın M'su, dekorasyonun D'si. Bu kadar basit. Pemode. Bunun dışında bizim tescilli markalarımız var. Swinkru ve Ayda Swings diye iki tane patentli markamız var. Biz Avrupa'ya ürün satabilmek için ahşapta FSC belgesi aldık ki bu çok zor alınan bir belgedir. 2024 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği sürdürülebilir orman sertifikaları olmayan firmalardan ülkesine ürün sokulmasına izin vermeyecek zaten. Bunun dışında sosyal uyumluluk konusunda BCCI diye bir belge vardır. Çok kıymetli bir belgedir. Bu belge de bizde var. Yüksek puanla aldık hem bu belgeyi. Üretmek olarak bakalım çalışmaya. Her insanın üretmekle ilgili tüketen bir canlı olduğumuza göre üretmemiz gerekiyor. Üretimde havadan ağzımıza düşmeyeceğine göre üretmemiz gerekiyor. Dünya canlı var olduğu sürece bir mücadele, bir çalışma, bir kovalamaca, bir hayatta kalma mücadelesi. Bu da bir emek gerektirir. Biz bunun adına emek deriz, çalışmak deriz. Ben çalışmaktan gayet de memnunum. Çalışmadığım zamanlar işin açıkçası canım sıkılır. Herkesin gibi benim de hayatımda dönüm noktaları olmuş. Eşim Müzen Hanım'la evlenmek benim için bir kırılma noktasıydı. Sektörümde çok farklı bir alanda tek bir ürünle iddialı olmak, piyasaya çıkmak, 30-40 yıllık iş hayatımın içerisinde daha hızlı başarıya doğru ilerleme, eğer başarı bunu kabul edersek, bu bir dönüm noktasıdır. İş hayatıma, özel hayatıma büyük katkıları vardır, sağ olsun. Biz üretim konusunda, ahşap üretimi konusunda aslında aileden gelen ikinci nesil sayılabilirim ama küçük işletmeler olarak devam etti. Müzeyyen Hanım'la beraber biz bu şirketi uluslararası bir şirket haline getirdik. Ki değinmek isterim, bizim Müzeyyen Hanım'la sadece lüks ahşap bahçe salıncakları üretme konusunda aldığımız karar da Müzeyyen Hanım çok etkilidir, ısrarcıdır. İyi ki de öyle yapmıştır. Sadece salıncak üretip uluslararası bir fuara katılmak isteği bugünkü gücümle dahi cesaret edebileceğim bir şey değil. Biz 10 yıldır hala bu yılda katılacağız bu fuara. Ciddi maliyeti ve ciddi bir bilgi gerektiren bir şey. Biz bir anda dedik ki Almanya Köln'de dünyanın en büyük uluslararası bahçe mobilyası fuarına katılacağız dedik.
Tam nasıl gidileceğini bilmiyoruz. Fuar standını nasıl alacağını bilmiyoruz. Onu aldık, gidilecek yöntemleri bulduk. O zaman küçük kızımız yeni doğmuştu, 1 yaşında. Onu bir yere bırakamıyoruz. Bu arada 1 yaşında kızımızın da kolu kırıldı. Tesadüf. O da yanımızda, gittik. İkimiz de İngilizce bilmiyoruz. Yani bildiğimiz İngilizce ile ancak su isteyebiliriz, yemek nerede yiyebiliriz? Bu kadar İngilizcemiz var o dönemde. Fuar alanı bulduk ve fuar stand ücretlerini falan kredi kartlarımızı sonuyla ödedik. Gidiyoruz ama nasıl geri döneceğiz bize de bilmiyoruz. Bu vaziyette inanılmaz güzel sonuçlar aldık. İyi ki katılmışız. Oradaki ürünlerimizi sattık, dönüş parasını da aldık. Sevine sevine ülkemize döndük ve aldığımız siparişleri üretimine başladık, ihracata başladık. O gün bugündürdür ihracat yapıyoruz. Bu büyük fuara da pandemi döneminde 1 yıl hariç, bu yılda dahil katılıyoruz. Bütün müşterilerimizi oradan bulduk. Sabah erken uyanıyorum çünkü ilkokula giden bir kızım var. Onu okula ben götürüyorum. Onunla beraber kahvaltı ediyoruz, sohbet ediyoruz. Ondan sonra iş yerine geliyorum. İş adamlarının hepsinin ortak sorunlarıdır bunlar. Ya da sorun demeyelim de yaşam tarzı bu. Bizim kendimizi en iyi hissettiğimiz, belki de en güçlü hissettiğimiz yer iş yerimiz olduğu için direkt buraya geliyoruz. Burada da üretim benim az önce de söylediğim gibi benim en mutlu olduğum alan. Üretim yerine mutlaka bir uğrarım, bir görürüm, bir şeyler katkım olabilir mi diye bakarım. Ondan sonra da yukarıda beyaz yaka arkadaşlara mutlaka uğrar. Fırsat buldukça her birinin odasına verip çay içmeye çalışırım. Eşim Müzeyyen Hanım benden 1 saat sonra gelir. Onunla her gün saat 10.30 gibi bir kahve, evde sanki ayrı değilmişiz gibi. Evde de beraberiz. O da biraz sıkıntılı bir dönem ama biz buna alıştık herhalde. Bir de bir ritüelimiz var. Her gün iş yerinde 10.30'da filtre kahve içeriz beraber. Bazen kavga ederiz, bazen güzel sohbetler çıkarırız. Günümüz böyle geçiyor. Günlük rutin işlerimize devam ederiz. Misafirlerimiz gelir. Ya da bir ürün üzerinde ya da bir satış üzerinde toplantılar yaparız. Ondan sonra da akşam olunca evime giderim. Eşim benden daha önce gitmiştir. Bazen dışarıda yemeğe çıkarız, bazen evde yemek yeriz. Ev hayatımız sohbet içindedir. Kızımız da bizimle çok uyumludur. Ayrıca biz eşim ve ben iyi bir kitap okuyucusuyuz. Bizim ilkokul 3'e giden kızımız da iyi bir kitap okuyucusudur. Okuduğumuz kitapları tartışırız. Böyle bir hayatımız var. Çanakkale OSEB'de yer almanın avantajları çok çeşitli. Bizim aldığımız dönemde burada zaten 3-4 tane arsa kalmıştı. Bu alan fuar alanı olarak ayrılmış, gözde bir yerdi. Şansımıza bunun fuar alanının burada olmayacağına karar verip arsaya çevirdiklerinde de biz burayı aldık. Bu bizim için bir rastlantı oldu. Organizenin en gözde yerlerinden birinde bir fabrika inşaatı yapma şansını bulduk. Çünkü sanayi ekonomi demek. İstihdam demek, nüfus demek. Fakat son 20 yıldır Çanakkale'nin limanı, havaalanı, köprüsüyle Çanakkale'nin lojistik sorunu kalmayan sanayi için, buna hafif sanayi de diyebiliriz, tercih edilebilir Çanakkale için. Çok uygun bir şehir. Organize sanayi bölgesi de tüm organize sanayi bölgelerinde olduğu gibi çok avantajlar getiren bir bölge. Çanakkale OSB yönetimi de sağ olsun bu konuda bize her zaman destek olmuştur. Her yeni gelen firmaya da destekleri vardır. Kendilerine de buradan teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Dolayısıyla bizim için de hem ihracat kapıları açısından uygun bir şehir, uygun bir lokasyon. Bu açıdan Çanakkale'den, büyük şehirlerden buraya yatırım da gelmesini çok arzu ederiz. İşletmeler bir işe başlamadan önce fizibilite çalışmaları yapar. Bizim ülkemizde bu fizibilite çalışmaları biraz duygusaldır. Patronlar düşünür, karar verir. Bazen tesadüf doğru çıkar, bazen gerçek kurumsal bir çalışmayla zaten doğru olur. Çoğu da duygusal karar verir. Çanakkale OSB'de yakın bir zamanda temeli atılmış Alman-Belçika ortaklığı bir ev çiçekleri serası ya da üretimi gibi bir sanayi kuruluşu buradan bir yer aldı. O firmaların, CEO'ların konuşmalarında yaptıkları fizibilite çalışmasını Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam ve lojistik anlamında çok doğru bir lokasyon olduğunu tespit etmelerini, Batılıların bu konuya ne kadar büyük önem verdiklerini bildiğim için demek ki doğru bir lokasyon burası. Çanakkale'ye bütün yatırımcıları beklerim. Burada hala boş fabrikalar olabilir, küçük işletmeler vardır, ortaklıklar yapılıp büyütülebilir.
İşte maddi sıkıntılardan biz bu işi artık bırakalım, yapmayalım gibi bir şey. Bizim literatürümüzde böyle bir şey yok yani. Herhalde son nefesimizde iş yerinde vereceğiz. Bundan da gayet mutluyuz. Retribution. Oh yeah, we want retribution.